Kardeşlik dedik. Türk dünyasında kardeşliğin ayrı bir yeri ve önemi var. Kardeşlik gerçekten önemli. Kardeşliğin önemini daha iyi anlıyoruz Sakarya'da. Sakarya Nehri'nin tarihte de çok ayrı yeri ve önemi var. Sakarya Nehri dediğimizde de gerçekten duygulanmak gerekiyor. Eskişehir'den doğan Sakarya Nehri tarihimizin dönüm noktası olmuştur. Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne kuruluş başkentliği yapmıştır ve Sakarya Nehri Sakarya ilimize adını verir ve Sakarya Nehri Sakarya bölgesinden coşkulu akar ve Karadeniz'e dökülür. Evet, Sakarya Nehri'nden adını alan Türkiye'nin önemli tarih, kültür ve turizm illerinden birisi olan Sakarya ilindeyiz. Sakarya ili Kırgızistan'da 2019 kültür başkenti ilan edilen Tanrı Dağları'ndaki Oş'ta şu an canlı yayın devam ediyor. Çok değerli Oş Belediye Başkanımız, çok değerli TÜKSOY Genel Sekreterimiz, çok değerli Sakarya Üniversitesi Rektörümüz, дорогие ректоры, дорогие главы городов, дорогие гости, участники мероприятия. Çok değerli Türk dünyasının değişik ülkelerinden güzel şehrimize keşfeden siz değerli rektör hocalarımız. Çok değerli belediye başkanlarımız. Мэры городов, главы городов. Kıymetli hanımefendiler. Дорогие дамы. Değerli basın mensupları. Представители средств массовой информации. Bu güzel günde evvela sizin de ülkeniz olan, hepimizin ülkesi olan, ana vatan olan, ata vatandan ana vatana tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Добро пожаловать в этот прекрасный день в вашу родину, нашу общую родину. Вот это наш город очень рад вас принимать здесь в этот важный, значимый день. Sizleri ülkemizin en şirin hem sanayi hem tarım hem de turizm konusunda ülkemizde çok ön sıralarda olan Sakarya ilimizde ağırlamaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Я хочу выразить свое чувство глубокого удовлетворения от возможности принимать вас здесь, у нас, в городе Сакарья, который является одним из лидирующих городов Турции по туризму, по производству, промышленности и сельскому хозяйству. И мы здесь только для того, чтобы сказать друг другу добро пожаловать. Sonra esas programımız saat 11.30'da asıl programımıza geçip olacağız. И после чаепития мы перейдем к основной нашей программе, к пленарному заседанию. Tekrar hoş geldiniz. Еще раз добро пожаловать. Şeref verdiniz. Sakarya'nın tadını çıkartın. Afiyet olsun, buyurun. Afiyet olsun. Çay sen istedim de bu arada. Уважаемый господин министр, мэр. Türk dünyası mühendislik, mimarlık eğitimi veren üniversitelerimizin çok kıymetli rektörleri, и дорогие ректоры, rektör yardımcıları ve деканları, проректоры и деканы вузов, которые дают образование в области архитектуры, строительства и градостроительства. Şu anda salonumuzda Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın üyesi 14 ülkenin temsilcileri bulunmaktadır. И в этом зале сегодня находятся 14 представители всех 14 стран, членов TÜKSOY, международной организации Türk Kültürü. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Genel Sekreterliği'nin öncülüğünde daha evvel 2014 yılında Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı yapılmış idi. И вот несколько лет назад по инициативе TÜKSOY был проведен курултай по градостроительству и архитектуре в Кыргызстане. Bu kurultay Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilmiş idi. И один из инициаторов и организаторов как раз является ассоциация инженеров и архитекторов Türk Kültür.
şu anda Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği'mizin genel başkanlığına ne güzel bir iltifattır bizim için ki Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mücahit Demirtaş tarafından yürütülmektedir. И наш генеральный председатель, как раз мы очень рады это выразить, является вице-министр по делам окружающей среды и градостроительства Мужагет Демирташ. Birliğimizin Kırgızistan ülke temsilciliğini Kırgızistan İnşaat, Mimarlık ve Ulaştırma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akınbek Abdükalıkov yapmaktadır. Профессор, ректор, профессор доктор Абдыхалыков представляет Кыргызстан в нашей ассоциации инженеров и архитекторов Тюркского мира. Özellikle Bişkek şehrinin 100 yıllık imar planındaki çalışmalarımızdan dolayı ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş kutlamaları çerçevesinde Sayın Belediye Başkanımızdan Bakanımızla Oş'a teşriflerinden dolayı Kırgızistan Cumhuriyeti'ne katkılarından dolayı bir akademisyen olan Sayın Belediye Başkanımıza Kıbrıs'ta tarafından Fahri Doktora takdim yapılacaktır şu anda. И вот сейчас состоится церемония вручения диплома почетного доктора университета за особые заслуги, вклад в развитие культуры, тюркской культуры. Zafer Bey şöyle bir boşaltabilirsek efendim. Bu sandalyede alıyoruz efendim. İki bayanı da. Kırgızca söylemiyor musun sen de? Kırgızca söylüyorum. Hürmatlı bizim bugün var olan diğer Ekrem, hürmatlı bizim kollegalar, bu azar ayıp etti bizden İlyas Demirci, Türk Dünyası'nda koşkun zor salın için bizim üniversite Урматту берге ошол ардактуу профессор деген наамды ыйгарды. Ошону бул жерде тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Сайын Белидей Башканым, сайын мезлекташтарым, аз önce сайын Ильяс Демирдин де dediği gibi bizim üniversite sayın belediye başkanımıza Türk dünyasına ve Kırgızına katkılarından dolayı onursal profesör unvanını takdim etmek istiyor. Кеңештин атайын чечими бар. Ошол чечимге эле жараша урматтуу мер биздин ардактуу профессор болуп эсептелет. Биздин университет жөнөтүмү тарабынан кутланарак Сайын Белгия башкарымыз биздин онурсал профессор унвануна ылайык көрүлмүштүр. Биздин бул мамиле эки бирдин мынакей алып баягы келишимге кол коюп атат. Мамилеси өнүгүп атат. 3000 жылдык Ош шаарынын мери келип отурат. Бул Сакария шаарына жакында 100 жыл болот экен бул юбилей. Ошон үчүн мен эки мерге, эки элге каалайт элем. Ала тоодой бийиктикти, Ысык көлдөй тереңдикти, анан Түрк дүйнөсүндө кеңдикти. Bugün biz için tarihi bir gündür. Çünkü bu sene Sakarya şehrinin 100. yılı ve 3000 yıllık tarihe sahip o şehriyle kardeş belediyeler arasında iyi niyet protokolü imza atılacaktır. Biz iki büyük şehir belediye başkanımızı da çalışmalarında her zaman başarılar diliyoruz. Bundan sonraki ilişkilerimiz ve kardeşlik bağlarımızın derin olması ve bundan sonra da güçlenmesini temenni ediyoruz efendim. Ошол достуктун символу катары биздин урматтуу профессорго тапшыртууну уруксат этиңиздер. Достугубуздун символу катары бул унваны Сайын Белдия башкынымыза такдим этмеге изин бериңиз, лутфан. Evet. Başlayalım. Evet.
Can döner. Saygıdeğer yine bakanım, değerli Oş Belediye Başkanım ve çok kıymetli Rektör Hocam ve değerli misafirlerimiz. Türk dünyasına bundan böyle de hiçbir şekilde ihmalkarlığı gözetmeksizin hizmetlerimizi artarak devam etmek adına Sayın Rektör Hocamın ve heyetinin böyle bir hizmet onursal belgesini takdim ettiklerinden dolayı ben şükranlarımı arz ediyorum ve bunu bütün Sakaryalılar adına kabul ediyorum. İnşallah bu hizmetimizi artarak devam etmesine ve daha büyük hizmetler yapmamıza katkı sağlamıştır ve katkı sağlayacaktır. Bize daha çok enerji vermiştir. Bize hizmetlerimizin artmasına çok ciddi bir şekilde heyecan katmıştır. Tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, Tahir Doktor'a ünvanı verilmiş oldu. Şu an protokol imzalanıyor, hediye veriliyor şu anda. Ve Kırgızistan'ın kültür başkenti, Türk Dünyası kültür başkenti olan Tanrı Dağları'ndaki Oş kentiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir oldu ve Kırgızistan'ın önemli üniversitelerinden biri olan Devlet Üniversitesi tarafından da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir Başkanı. Türk dünyasına ve Kırgızistan'a mimarlık ve mühendislik alanında yapmış olduğu katkılarından dolayı hediyemizdir. Sayın Başkanım, bize şehrimizin temsil eden simgemiz çark simgesi. Evet, bizler de Sakarya şehrimizi temsil eden, resmeden ve ilk kuruluş günlerinde bir kanalımızın suyunu yükselterek hem enerji elde etme, hem şehrimizin aydınlatmasına, hem de tarımsal faaliyetlerde kullanmak üzere bir çark simgemiz var. Bu çark simgemizi değerli rektörümüze takdim ediyoruz. Buyurun efendim. Evet başkanım. Pardon efendim. Pardon efendim. Evet, hediye takdimleri var ve iki kardeş şehir arasında hediye takdimleri devam ediyor ve Sakarya'nın çark simgesi şu anda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Oş Belediye Başkanı'na takdim edildi. Ayrıca bizden Kırgızistan'dan çok bağlı bilek. Sayın Bakanım, buradayız efendim. Sayın Bakanımız da Kırgızistan'ın simgesi olan Kırgızistan'ın harikasına takdim etmek istiyorum huzurlarımızda. Şurada biraz Evet, hediye takdimleri devam ediyor. Kardeşlik, hediye ve hediye takdimleri. Şehrimizdeki tüm simgeleri, Sayın Başkanım. Şehrimizi simgeleyen bütün figürleri. Şehrimizdeki figürlerimiz simgeleyen. Başkanım. Evet, başkanım. Buradayız. Başkanım. Sapanca, Karadeniz'e bitişik Sakarya Nehri'nin geçtiği tarih, kültür ve turizm kenti Sakarya ve o Sakarya'yı anlatan figürler, köprü, Sapanca, Çark, Sakarya Nehri'ni anlatan güzel bir figür Oş Büyük Belediye Başkanı'na hediye edildi. Şu anda aile fotoğrafı çekiliyor, hediye fotoğrafı çekiliyor ve bu organizasyonu Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği organize etti. Genel merkezi Ankara'da ve çok önemli çalışmalar yapıyor ve çalışmaları gerçekleştiren heyet üyeleri ve şu anda hediye. Geri gelelim Şaban abi, böyle bir tarafa. Evet, aile fotoğrafı çekiliyor heyet üyeleri burada ve şu anda canlı yayınımız devam ediyor. Devralem TV ve Sakarya TV ortak canlı yayındayız. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ndeyiz ve Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kırgızistan'ın Oş kentiyle, Oş şehriyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir. Ayrıca şu an aile fotoğrafı karedisine çok önemli kurum olan ve 14 ülkeyi temsil eden Türksoy Genel Başkanı, Türksoy Başkanı da temsil etmiş oldu ve Türksoy Başkanı şu anda kareye girmiş oldu ve Türk Dünyası
Mimar ve Mühendisler Birliği'nin yöneticileri, yetkileri, Türk Soy Başkanı, Türk Dünyası Kültür Başkenti, Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kırgızistan'ın Tanrı Dağları'ndaki Hoşkenti ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı şu anda hatıra fotoğrafı çekerek çekiyor ve şu an canlı yayında biz bunu tüm dünyaya ekranlara getirmeye çalışıyoruz ve heyet üyeleri şu an burada gerçekten tarihe not düşüp zamana noterlik yapılıyor. Sakarya şehrimiz, o tarihi turizm kenti Sakarya şehrimiz tarihi günlerinden birini yaşıyor ve birazdan da protokol imzalanacak ve protokol imza töreni olacak. Evet. Ve hazırlıklar yapılıyor şu anda. Protokol imzası için hazırlıklar yapılıyor ve hazırlık töreni için protokol imzalanacak. Kırgızistan'ın Hoşkenti ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imza töreni var ve şu anda da evet, Ekrem Yücebey, kendisini Çaykur Genel Müdürlüğü'nden tanıyoruz. Sonra Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı DOKAP Genel Başkanlığı yapmıştı. Ve son seçimlerde de Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ve şu an Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Hoş Belediyesi kardeş şehir oluyor. Sakarya önemli bir şehir. 1950'li yıllara kadar Kocaeli'nin bir ilçesiydi ama hızla gelişti. Sakarya Nehri'ne hayat veren Sapanca Irmağı ve Sakarya Nehri tarihimizin de Türk tarihinin de önemli dönüm noktası Sakarya Nehri. Evet, hatıra fotoğrafları, aile fotoğrafları çekilmeye devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi gerçekten tarihi bir gün yaşıyor. Devralem TV ve Sakarya TV ortak canlı yayınında bu güzel anı tüm dünyaya canlı olarak biz de duyurmaya çalışıyoruz. Tarihi günlerden birisini yaşayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Ve şu an bu görüntüleri tüm dünyaya duyuran tecrübeli gazeteci, Sakarya TV'nin sahibi değerli dostumuz Şaban Mergül ve sunuculuğunu da belgeselci ve gazeteci olarak İsmail Kahraman olarak yapıyoruz ve tarihi anlardan, tarihi günlerden birisini şu an canlı olarak tüm dünyaya Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden duyurmaya çalışıyoruz. Teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyoruz ve Sakarya TV ve Devralem TV ortak canlı yayınıyla bu güzel anı, bu güzel günleri duyurmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz gibi Türk dünyasının kalbi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde atıyor. Türk Soy Genel Başkanı burada. Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kırgızistan Hoşkenti'nin belediye başkanı burada. Türk Dünyası'nın değişik ülkeleri ki Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, özerk cumhuriyetler, Tuva, Hakas gibi özerk cumhuriyetler ve Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen de burada resmi heyetler var. Adeta burası Türk Dünyası'nın kalbinin attığı yer ve canlı yayınlayarak bu tarihi anı tüm dünyaya biz Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden duyurmaya çalışıyoruz. Türk Dünyası Mimar ve Mühendisler Birliği'nin üst düzey yöneticileri burada. Hemen karşımızda basın sorumlusu değerli dostumuz Yusuf Söğütdelen, bu işin arka planındaki önemli emeği olanlardan birisi. İlyas Demirci Beyki, Genel Sekreteri, Türk Dünyası Mimar ve Mühendisler Birliği'nin Genel Sekreteri ve Türk Dünyası Mimar Mühendis ve Mimarlar Birliği'nin Genel Başkanı da Çevre Şehircilik Bakanı, Bakan Yardımcısı bildiğiniz gibi. Gerçekten önemli bir an, önemli bir gün. Önemli an ve önemli bir güne burası canlı şahitlik yapıyor. Şöyle geçebilirim. Evet, şu an canlı yayındayız. Birkaç cümle alabilir miyiz sizden? Şu an Devralem TV ve Sakarya TV canlı yayından, Sakarya'dan tüm dünyaya yayın yapıyoruz. Sizler basın yayın bilimi başkanı ve sorumlusunuz. Buyurun Sayın Söğütdelen. Evet, Türk Dünyası Basın Yayın Komisyon Başkanı Yusuf Söğütdelen. Bugün burada aslında büyük etkinliklerin geleceğe yönelik arasındaki birlik ve beraberliği sağlayacak birçok faaliyetin temellerini atıyoruz. Bu bir başlangıçtır. Bu bir besmeledir. Besmeleyi sağlam çekelim diye çok güzel insanlarla bir araya geldik. 14 Orta Asya'dan, Türk devletlerinden 14 devletten bağımsız olan ve bağımsız olmayan 14 devletten misafirlerimiz var. Başta tabii
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan olmak üzere, Kırgızistan'da dahil edelim olmak üzere, diğer muhtariyetler de var. Hepsi tamamı toplamda 14 ülke birlikteyiz. Bu ülkelerden kimler var? Bu ülkelerde mühendislik ve mimarlık üzerine eğitim veren üniversitelerin rektörleri bulunmakta. Yani bir rektörler toplantısı diyebiliriz. Bir de Oş Belediye Başkanımız misafir olarak Sakarya'da bulunmakta. Oş Belediye Başkanımızın bulunmasının sebebi şöyle söyleyebilirim, ifade edebilirim. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızla ortak imzalayacakları kardeş şehir protokolü için buradalar. Aynı zamanda tarih ve diriliş kenti olarak seçilen Sakarya'da bu etkinliklerin başlaması için burada bulunmaktalar. Tarih ve diriliş kenti Sakarya, bu nereden çıktı? Bunu da hemen cevap vereyim. 15 Mayıs tarihinde Paris'te UNESCO toplantısında 2019 yılı Türk dünyasının diriliş yolu yılı olarak ilan edildi. Bu ilan neticesinde de ilk faaliyet düzenlemek Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sakarya Üniversitesi nasip oldu. Bugün iki program icra edilecek. Sabah programı Sakarya Belediyesi'nin ev sahipliğinde. Öğleden sonraki program ise Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde devam edecek. Öğleden sonraki programda Sakarya Üniversitesi'nde icra edilecek programın program içeriğinde iki tane form var. Formun birisinde müşterek şehircilik anlayışının tesis edilmesi, ikincisinde de müşterek şehircilik ve mimarlık konusunda eğitim üzerine form düzenlenecek. Misafirlerimiz bu paylaşımlardan sonra İstanbul'a dönecekler. Perşembe günü İstanbul'da devam edecek. Cuma günü 1915 Çanakkale Köprüsü temelleri ziyaret edilecek, şehitlik ziyaret edilecek. Cumartesi günü misafirlerimizi yolcu edeceğiz. Pazar günü başlayan programımız eksiksiz bir şekilde şu anda devam etmekte. Bütün misafirlerimizin biz keyif aldığını görüyoruz. Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduklarını görüyoruz. Mimarlar ve Mühendisler Birliği ne zaman kuruldu, neler yaparsınız? Çok önemli çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Ayrıca biz Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği olarak, Avrasya Gazeteciler Derneği olarak da sizin proje ortaklarınızdan da birisiyiz. Teşekkür ediyoruz. Bizim de bu şekilde bu yayını da Avrasya Gazeteciler Derneği'nin bir sosyal sorumluluk projesi olarak tüm dünyaya geçmeye çalışıyoruz. Sakarya TV ve Devralem TV ortak yayınıyla. Biraz derneğinizden bahseder misiniz efendim? Teşekkür ederim İsmail Bey. 2002 yılında kurucu başkan Doktor İlyas Demirci tarafından ve çok önemli bir mühendis mimar grubu tarafından kurulan Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği. Tabii çeşitli aşamalardan geçiyor. Ama en önemli aşamalardan bir tanesi Kazakistan eski başkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in talimatları ile Türk Dünyası Mühendislik ve Mimarlık yani Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak teşekkür etmesiyle başlıyor. Orta Asya'da, Balkanlar'da Türk Dünyası'nın bir araya getirecek müşterek şehirciliğin tesisi için önemli faaliyetler gösteren birliğimiz Avrasya Proje festivalleri düzenliyor. Türkiye içinde de birçok şehrengiz ve faaliyete devam eden birliğimizin çok da derin çalışmaları var diyebiliriz. Bu derinlik ne deyince tabii yanlış anlaşılmasın diye şunu söyleyeceğim. Ülkelerin aslında biz ülkelerdeki mimarinin, şehirleşmenin temellerine dokunmaya çalışıyoruz. Ortak bir mimarimiz olsun istiyoruz. Bir şehre gittiğimizde orada Türk İslam geleneklerini görelim istiyoruz. Bunun için de gerçekten önemli ve derin çalışmalar yapıyoruz. Efendim gerçekten anlatılıp söylenecek çok şey var ama burada heyecanlıyız. Sakarya Nehri, evet, Sakarya ilimiz herhangi illerden birisi ama önemli bir ilimiz. Sakarya Nehri'nin can kan verdiği, tarih verdiği, Türk tarihinin atar damarın olduğu. Derya Necip Fazıl, insan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akar akan benim, diğer yanda Sakarya. Sakarya Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna katkı sunmuştu Sakarya ve Sakarya Nehri de Sakarya ilimize adını verdi ve Sakarya ilimiz bugün Tanrı Dağları'nın zirvesindeki Kırgızistan'daki Atalar Diyarı'ndaki Oş kentiyle, Oş 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti, Oş şehriyle Sakarya ilimiz kardeş şehir oluyor. Biz de o tarihi ana Sakarya TV ve Devralem TV olarak canlı şahitlik yapıyoruz.
hanımefendi kim var burada? Buradan alalım abi. Birkaç. Azeri, ha evet, Azerbaycan'dan geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Şu an canlı yayındayız. Neler, birkaç gündür buradayız. Duygularınızı alalım. Çok güzel. İstanbul'da çok olmuşuk ama Sakarya'ya birinci defa gelmişik. Hele hiç görmedik. Çok sağ olun. Çok böyle tenteneli bizi karşıladı. Ama hele görmedik şehri. Her şey kapağıda görecek. Mehter Marşı'yla karşılandı. Çok güzeldi. Çok güzel. Mühteşem bir marş. Biraz anlatabilirsiniz. Canlı yayındayız. Azerbaycan, can Azerbaycan. Baküsüyle, gencesiyle. Baküsü çok güzel. Gelin bakın ben ne anlatayım. Şey mimarım. Çok güzel şehrimiz. Hem modern hem çok eski şehirde. Ona göre onu görmek lazımdı. Bizim içeri şehir bu eski bir galadı. Kız galası var. İstanbul'daki kimi değil daha mühteşem. Gelin bakın ne diyeyim. Çok güzel. Çok şairleriniz var. Genceli Nizami'den bir şey söyler misiniz? Herkes çok şey söylüyor da isterseniz Genceli Nizami'den veya istediğiniz birine Fuzuli'den. Yok. Evet, Fuzuli, Genceli Nizami daha birçok kültür insanımız Azerbaycan. Rüzgarlar şehri değil mi efendim Azerbaycan? Evet, evet. Çok rüzgar var. Ama rüzgar olmasa biz yazda yanardık çünkü çok sıcaktı. Biz çıkanda 38 dereceydi. Sizde yağış yağmıştı, yağmur yağmıştı sizde. Bizde yazda çok az olur yağış. Ona göre çok hissi olur. Çok sıcak. İki devlet bir milletiz değil mi? Evet. Bizim Haydar Baba böyle değildi. Ama iyi düzgün dedi yine. İyi şeydi. Tek görürsünüz ne kadar Türk milleti yığılmışı burada. Türk soy millet. Birbirini biraz çok az anlatırız. Kırgız, Kazak ama Azeri Türklerce daha iyi anlatırız biz. Azerbaycan illerini bir sayın. Ben tabii Genci'yi biliyorum, Şeki'yi biliyorum. Hmm. Şeki Bahtiyar Vahapzade değil mi? Ben, diyor Bahtiyar Vahapzade. Türk'ün, Kafkasların gözü Azerbaycan'sa Azerbaycan'ın gözü Şeki. Şeki'de de Han Sarayı diyor değil mi efendim? Evet, çok güzel şey. Bahtiyar Vahapzade şair. Şu anda başım. Bulunduğumuz bina bizim emaneten durduğumuz bir binadır. 1915 yılında yapılmış ve temel sistemiyle ilk yapılan binadır. Mühendisler için önemli. Burası ortaokul idi. Depremden sonra ki Sakarya depremlerin yoğun olduğu bir ilimiz depremin. Şu anda yeni binamız yapılıncaya kadar bu binada hizmet görüyoruz. Büyükşehir olarak tam 20 noktada hizmet binalarımız ve hizmet alanlarımız var. 20 noktada hizmet alanları. Değişikliğinde. İnşallah bir dahakine sizi bütün birimlerimizi gezdirmek isteriz. Sakarya şehri ile ilgili çok kısa bir açıklama yapayım. Sakarya ulaşım olarak Türkiye'nin en önemli aksı üzerindedir. D100 dediğimiz otoban Sakarya'dan geçer ki geldiniz. Ve yine Asya'yı Avrupa'ya birleştiren E5 yolu Sakarya'dan geçer. Devlet demir yolları Asya'yı Avrupa'ya birleştiren devlet demir yolları Sakarya'dan geçer. Hemen yan tarafımızda Karasu limanımız vardır. Liman olarak da ciddi hizmet vermektedir. 40 kilometre denizin kenarında. Sakarya bir deniz kenarında sahil kentidir. Ve Sakarya barındırdığı 5-6 gölle birlikte göller şehridir. İnşallah birinde akşam yemeğini
Orada yemeye çalışacağız. Göller şehridir. И параллельно тоже такая считается как озеро. Здесь тоже много озера. Город Озер. Yine Sakarya ülkemizin, Türkiye'nin en önemli nehirlerinden birini kendi bünyesinden içinden geçirmektedir. Öğle yemeğini inşallah Sakarya Nehri kenarında yiyeceğiz. Sakarya Nehri Sakarya'dan geçmektedir. Река Сакария, тоже центр, через Сакарию город проходит. Обед будем там. Ve bunun yanında irili ufaklı çok değişik su kanallarımız, derelerimiz, çaylarımız vardır. Кроме этого, есть и маленькие там речки, тоже, которые здесь через Сакарию проходят, и каналы тоже. Ormanlarımız çok önemlidir. Ciddi ormanlarımız vardır. Bin beş yüz metre yüksekliğinde Keremal Dağımız Sakarya'dadır. Bin beş yüz metre yükseklik. Keremal Dağı. Çok ciddi yaylalarımız vardır dağlarda. Çok ciddi yaylalarımız vardır. Yaylalar. Yayla bilir misin? Yaylalar. Yaylalarımız vardı. Dünyada nadir olan longozlardan biri Sakarya'dadır. Hemen 30 kilometre yanımızda Subasar Ormanları. Ve Türkiye'de birkaç yerde vardır. En önemlisi Sakarya'dadır. Ve dünyada da birkaç yerde vardır. Subasar Ormanları, langoz, acarlar langozu Sakarya'dadır. Prometova, Redka, мира, которые есть, так Субасан орманы. Субасан орманы. Сунчин орманы. А, сунчин. Ve tarım, tarımda çok öndedir. Tropikal lesa, да. Тоже есть у нас город, вот так. Tarımda çok öndedir. Çok mümbit verimli toprakları vardır. Hemen hemen senede 2-3 defa ürün alan topraklarımız vardır. Oğullarımız çoktur. Кроме этого, у нас сельское хозяйство и есть земли, которые год можно получить 2-3 раза. Ve meyveciliğin merkezidir. Meyve konusunda kirazlar, işte buranın kirazlarıdır. Erikler buranın erikleridir. Çoğu meyveler Sakarya'da olur. Кроме этого, у нас Сакара есть и фруктовые, которые очень вкусные, говорят, которые сейчас видите, это наши. Yani Ankara'nın, İstanbul'un sebze ve meyve deposu Sakarya'dır. Кроме этого, Ankara и İstanbul'da все хранилища фрукты у нас находятся. Kültür şehridir. Justiniana Köprüsü Sakarya'dadır. Kültürlü Justiniana günler diyor. Justiniana тоже находится у нас в Сакарии. Osmanlı'nın ilk kurulduğu günlerde Orhan Camii olarak isimlendirilen cami Sakarya'dadır. Osmanlı merkezi durumundadır. Когда Османская империя построена, у нас здесь мечеть, самый первый мечеть, который у нас в Сакарии. Söğütlü, ilk kuruluş merkezi olan Söğütlü 20 kilometre, pardon 40 kilometre civarındadır Sakarya. Hemen bizim yanımızdadır. İlk Osmanlı'nın temelleri atıldığı yer. Osmanlı katoru fundament katoru Osmanlı yeteri. 40 kilometre at Sakarya'na koyduk. Yani Sakarya deniziyle, gölleriyle, nehriyle, akarsularıyla, ovalarıyla, ormanlarıyla, dağlarıyla, longozuyla, yani sanki dünyada bütün güzellikleri cem etmiş olan bir şehirdir. Город Сакара, как будто в мире все, что хорошее есть, у нас Сакара находится. Город Сакара. En güzel tarafı da, en güzel tarafı da dünyadaki ve Türk dünyasında, Türk dünyasında. En güzel bayanlar da Türk dünyasının hemen hemen her ülkeden burada ailelerimiz vardır, kardeşlerimiz vardır. Kırgızistan'dan vardır, Türkmenistan'dan vardır, Azerbaycan'dan vardır. Efendim, bütün hemen hemen Türkiye Cumhuriyetlerimizin hepsinden burada aileler vardır. Balkanlar buradadır, Boşnağı buradadır, Pamuğa buradadır, Türkmeni buradadır, efendim Arnavut'u buradadır, efendim Şumlusu buradadır, Kırcalisi buradadır, Selaniklisi buradadır, efendim Deli Ormanlısı buradadır, Varnalısı buradadır. Yani bir nevi mini bir Balkanlardır. Bir nevi mini bir Asya'dır. Mini bir Osmanlı'nın merkezinde bütün Türkiye'deki illerden burada mahalle bazında, sokak bazında vatandaşlarımız vardır. Yani Sakarya dünyanın ve Türk dünyasının mozaiğidir. Bir ufak mini Türk dünyasıdır.
Evet, bu duygularla kısa bir bilgi vermek istedim. İnşallah resmi toplantımızda kısmen bunlara değinip yeni imza törenimizi hoş, çok değer verdiğimiz 3000 yıl tarihi olan ve bizim atalarımızın olduğu merkezden inşallah ata vatandan ana vatana o şehriyle Sakarya'yı kardeş yapmanın bugün mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah törenimizde birlikte bu mutluluğu yaşamış olacağız. Tekrar saygılar sunuyorum. Yavaş yavaş. Yani ama meyveleri yemediniz şimdi. Bir dakika. Meyveleri yemeyenler sonra ceplere koyacak. Biz öyle demiyoruz. Evet, şu an canlı yayınımıza noktayı koyuyoruz ve resmi heyetin resmi imza törenini gerçekleştirdiği yerde canlı yayınımız devam edecek.